Yağız Sabuncuoğlu ve Yılmaz Dirim'le Şifre şimdi başlıyor. Herkese mutlu günler. Saatlerimiz 16.32 günlerden. Bugün ne günlerden abi? Perşembe değil mi? Salı. Bugün şifre. Günü bile kaçırmışım. Evet. Ya salıya perşembedir diye şey yaptım. Sevgili Yağız da uzun bir ara demeyeceğim tabii. Çok yoğun bir tempo içinde çalıştı. Evet. Biraz aksilikler oldu. Evet. Ve bugün itibariyle tekrar stüdyomuzda hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Sağ ol. Sen nasılsın? Sağ ol. Seni gördüm daha iyi oldum. Sevgili Batıkan'ı gördüm ama çok bakmadı. Özlememiş beni herhalde. Batıkan biraz yoğun içeride. Batıkan tabii. Aynen içeride bir şeyler yapıyor Batıkan ama. Batıkan bizim komutanımız. Aynen. O ne derse biz onu yapıyoruz. Devam. Tabii bugün bir de misafirimiz var. Misafirimizi de tanıyalım bakalım kimmiş. Tanıyalım. Merhaba abi. Hoş geldin Emre. Evet. Teşekkür ederim. Emre Kurtulmuş. Spor Dijital'de muhabirim. Yağız abiyle çalışıyorum. Öyle. İyi yayınlar diliyorum. Baskı var mı Yağız'da? Tabii. İyi iş yapma anlamında ister istemez bir baskı oluyor. Ama sağ olsun oldukça destek veriyor yani. Ki böyledir. Eğer işi gerçekten öğrenmek istiyorsak, işi gerçekten layıkıyla yapmak istiyorsak... Yani Yağız bir şey söylüyorsa doğrusunu söylüyoruz. Estağfurullah canım öyle daha şey. Ha şu anlamda biz de bu yollardan, o işin mutfak kısmı. Evet. İşte oradan pişip gelirsen ileride çok rahatlıyorsun açıkçası. Ya zaten yanında olmak bir şeyler öğrenme anlamında bayağı bir şey katıyor. Bakalım umarım biz de elimizden geldiğince öğrenebiliyoruzdur 26. Daha uzun yıllarım var diyeyim sana da. Daha önünde var abi. Önemli zamanlar. Evet, çok güzel günleriniz var aslında. Yaz için de bu önemli bir gün. Senin için de güzel günleriniz olsun inşallah diyorum. İnşallah abi hepimizin. Çünkü bu işi yapanlar her zaman bu mesleğin içinde olmalı diye düşünüyorum ben. Elimizden gelince de iyi yapmaya çalışıyoruz diyelim. Evet sevgili Yaz, tekrar hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ortalık yangın mı diyelim? Sönmedi ki hiç ateş. Yangın olsun ki söndürmek için de herhangi bir noktada arzulayan kimseyi de görmüyorum. Perşembe günü bir basın toplantısı yapılacak ve uzun süredir sürekli hem sosyal medyada hem ana akım medyada, daha doğrusu konvansiyonel diyeyim hem de dijital medyada çok sık haber oluyor. Haber olma sebebi de şu. İşte şu kadar imza verildi, bu kadar imza verildi. İşte biz bir haber yapıyoruz. Üçte biri kadar imza verildi diye bir kontra haber. Türkiye Futbol Federasyonu'nun söylemlerini koşulsuz, şartsız sorgulama. Ben de buradan şunu söyleyeyim. Perşembe günü toplanan bütün imzalar noter eşliğinde toplanan bütün imzalar Perşembe günü Kulüpler Birliği tarafından bir toplantı yapılacak. Daha doğrusu şöyle kulüp yöneticileri var. Özellikle Sayın Bayram Saral, İstanbul Spor'un avukatı aynı zamanda o günkü hatırlarsın belki bilmiyorum bir toplantı olmuştu Ecmel Bey ile birlikte hemen ardından sahaya inmişti takımı çekmişti ardından evet. O toplantıda evet. Yanındaydı. Perşembe günkü toplantının organizasyonunda kendisinde 3 tane hukukçu Kulüpler Birliği'nin adına toplantı yapacaklar ve yaklaşık 140'a yakın imzayı ellerine koydular, getirdiler kağıtlarını, noter tasdikli hepsini medyayla paylaşacaklar. Benim de haberim 140 imzaya ulaşıldığı yönündeydi evet. Ama şimdi geçen hafta bu imza konusu biraz daha farklı yansıtılmaya başlandı. Aha. Bunun amacı neydi sana göre? İşte ben aslında girerken ondan bahsettim birazcık. Bu haberin tek bir doğrusu vardır. Atıyorum bir oyuncu sakattır ya da değildir. Hafif sakatlığı olmaz oyuncunun. Oynar ya da oynamaz. Bir oyuncuyu ya transfer edersin ya etmezsin. Ön protokol imzalanmaz oyun. Ön protokol diye bir şey yok. Bu bizim aslında medyadaki uzun yıllardır süregelen bazı yanlış bilinen şey mi oluyor durumlar. Bunlar, araba alırken kapora vermek gibi bir şey değil değil mi bu? Ya mesela futbolcuyla değil. Ön protokol diye bir şey yok. Ya sözleşme imzalarsın ya da imzalamazsın. Yani bunlar bak ya mesela Emre bakıyor bana abi var bence ön protokol diyor. Çünkü o da alışılagelmiş bir süreçte. Hani biz de öyleydik. Öğrenene kadar da hani bu işlerin nasıl olduğunu. Ya ben de mesela atıyorum haber yapılıyor. Ön protokol imzalandı. Mesela ön protokol ne? Hani bu tam olarak ne onu ben bilmiyorum. Bu biraz da sanki geçmişten mi geldi acaba abi? Ya %100 geçmişten geldi. Çünkü geçmişte bu kadar net değildi transferler yapılırken. Bir süreç vardı. O süreç aşılana kadar istekler. İki tarafın birbirinden istekleri. Sonraki süreçte de son gelinen noktada gelecek adına atılan planlardı. Evet. Şöyle özür dileyerek söylüyorum. Bunları niye anlattım? Şimdi sen bana Kulüpler Birliği imza sordun. Ne alaka diyen dinleyicilerimiz olabilir. Alaka şu. Hemen onu da söyleyeyim. Şimdi gerçek
tektir yani. İkinci bir yola sapamazsın. Siyahla beyaz gibidir benim için gerçek doğru haber, yanlış haber. Veya toplanan imza 140 ise 140'tır. Türkiye Futbol Federasyonu'na göre 47, Kulüpler Birliği'ne göre 60 denildi, 47 denildi. 61 olmadı imza yani, niyeyse evet. Uzun süredir. Yani ben burada yanlış anlama, kimseye şey yapmıyorum. Gazeteci dostlarımız, meslektaşlarımız eleştirel bir dilde konuşuyor gibi gözüksem de eleştirim onlara değil. Eleştirim, aslında benim biraz eleştirim var. Ya o başka bir durum. O başka bir şekilde konuşabilir. Benim eleştirim yanlış bilgi verenlere. İşte ama niye? 101 tane bundan 7 gün önce gözümle gördüm. İmzalı noter kağıtlı şey vardı. Olağanüstü seçimli genel kurula gidilmesi için imza vardı. Sen şimdi ben bunu görürken sen mesela bakıyorum imza çektiler. Şimdi imza çekme konusunu da kısmen anlıyorum. İkinciliklerde, üçüncüliklerde TFF'nin üst kurullarından baskı yapılıyor. Ben bunu açıkladığımda yalanladılar. Şimdi ben ona şöyle bir bakış açısı ile bakmıştım geçtiğimiz hafta. O gün imza verenler, bugün imza verenler arasından ayrılanlar. Şimdi topyekun bir Türkiye Futbol Federasyonu'na ve başkanına bir eleştiride bulunuldu. Tamam. Duruma isyan edildi. Bugüne kadar yapılan haksızlıklara isyan edilerek de tepki göstermek adına bu imzalar ya da imzaların toplandığı kulüpler bir araya geldi. Bunların bir araya gelmesiyle birlikte ve sonrasındaki süreç, o gün imza atanlar, ayrıldığı iddia edilen takımlar, kulüpler, işte kişiler, neyse bunun adı, o gün niye isyan ettiniz ya da o gün neden bu kararı altına imza attınız da bugün neden ayrıldınız? Bu iş nasıl biliyor musun? Hiç sıfır sansürsüz söyleyeceğim. Ali Koç'un arkasından gidenler ve gitmeyenler olarak maalesef kulüpler bunu taban tabana birbirlerini zıtlaştırıp aslında aynı yolda yürümelerine rağmen işi kutuplaştırdılar. Mesela Süleyman Başkan açıklama yapıyor. Sen Ali Koç'un arkasından, Fatih Bey açıklama yapıyor, Fatih evet. Saray. Sen Ali Koç'un İşte bölünmüştük. Yüksel Bey açıklama yapıyor. Sen Ali Koç'un ya İşte Fenerbahçe Fatih Karagümrük'ü zor yeniyordu ya. Evet. Bak zor yeni, yani bu işleri ben geçen de söyledim bunu. Bu işte son dönemlerde de popüler oldu. İşte yok o ona maç veriyor, bu buna maç veriyor, o onu şey yapıyor. Öbürü öbürüne sakat diyor, bilmem ne diyor. Yani olayları şöyle analiz etmek lazım. Empati yeteneği zaten Türk insanında çok azaldı son dönemlerde de. O bambaşka bir konu. Ama A kulübü diyeyim hani, şimdi burada da çünkü kutuplaşma olur. A kulübüne yapıldığında sen C tepkisi veriyorsan, B kulübüne yapıldığında da C tepkisi vermek zorundasın. Ama o kadar çok şey oldu ki Fenerbahçe'nin ak dediğine Galatasaray kara, Galatasaray'ın kara dediğinde Fenerbahçe ak demeye başladı ve bu ezeli rekabetle bu seneki bu taban tabana zıtlaşıp çok sert kutuplaşma, maalesef ki düşmanlığa kadar ilerleyen, hakaretlere kadar ilerleyen bu zıtlaşma Anadolu kulüplerine de tesir etti. Ya bu Kulüpler Birliği'nde yaşanan bölünme de Fenerbahçe Galatasaray rekabetinden kaynaklı. Kesinlikle. Kimse bana anlatmasın. Kesinlikle. Yani orada Kulüpler Birliği'nin son yaptığı toplantıyı hatırlarsın. Basın mensuplarını da içeri aldılar. Evet. Açıklama da yaptılar. O gün Kulüpler Birliği'nde Fenerbahçe ve Galatasaray futbol şube operasyonunda görevli yöneticilerle gitti. Ne alaka mesela? Sevgili Yas, bu bölünmüşlüğün kuvvetli olan taraflarını söyledin sen. Galatasaray, Fenerbahçe nedeni. Evet. Galatasaray 93 puanda, Fenerbahçe 89 puanda. En yakın rakiplerine 30 küsür evet. puanlık bir fark atılmış. İşte kendilerini bu şekilde güçlü hissettirirseniz maalesef alt tarafında çok yapabilecek bir şey kalmıyor diye düşünüyorum. Bülent Hoca'ya neler dediler? Bülent Uygun'a. Çok şey söylediler. Çıktı var ya, dedim helal olsun sana hocam ya. Buradan dinliyorsa da bize, eşi dostu da olabilir, hiç fark etmez. Kendisine lütfen iletsinler. Ya o kadar güzel açıklamalar yaptı ki, utandı mı kimse peki? Sivas Fenerbahçe'den puan alınca kimse utandı mı? Evet. Utanmadı. Neler söylendi? Utanmadı değil mi? Benzeri yine olsa başka, yani Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı hepsini konuşuyorum, yine utanmayacaklar. Çamur at izi kalsın. İftiraya at, arkana yaslan. İftiraya at, iftiraya attığın kişiler veya kurumlar onu temizlemekle uğraşsın. Son dönemde buraya gitti. Bir de böyle bir sorun var. Açık evet. konuşayım sana bak. Beni birkaç gündür çok fazla etiketleyen oldu. Galatasaray dostlarımız, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı. Samandıra'daki kavgayı niye yazmıyorsun? Bu kavgayı reklamdan sonra konuşalım. Tamam, tamam. Evet, Batı dedi abi bir reklam. Kısa bir reklam verelim. Samandıra'da bakalım neler yaşanmış. Sevgili Yağız Sabuncuoğlu bize neler anlatacak diyelim. Kısa bir reklam. Yağız Sabuncuoğlu ve Yılmaz Dirim'le şifre devam edecek. Reklam.
Misli günün şampiyon oranlı maçlarını sunar. Arayla Misli, Misli. Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'nin en yüksek oranları Misli'de. 22'deki Bayern Münih Real Madrid maçında Bayern Münih galibiyeti 2.16 yerine 2.28, Real Madrid galibiyeti 2.42 yerine 2.55 oranla Misli'de. Karşılıklı gol var 1.39 yerine 1.41, karşılıklı gol yok 2.13 yerine 2.17 oranla Misli'de. Sen de hemen Misli'ye gir, şampiyon oranla birçok maçı kaçırma. Misli'de oyna bir farkın olsun. Üstelik yeni üyelere 50 TL hediye. Misli günün şampiyon oranlı maçlarını sundu. Arayla Misli, Misli. Reklam. Yağız Sabuncuoğlu ve Yılmaz Dirim'le Şifre devam ediyor. Evet, saatlerimiz 16.43 sevgili Yağız. Öyle bir geldi ki özlemişim vallahi sevgili Yağız'ı. Vallahi Yağız'ı ben da. De ya. Yani burada yapmakla evet, değil mi? Uzaktan yapma arasında uçurum var. Evet, Samandıra dedik. Sevgili Yağız, Beşiktaş derbisi öncesi yaşanılan ya da yaşanılmış gibi gösterilen bazı olaylar kamuoyuna servis edildi ki Fenerbahçe yönetiminin de ya da kulüpten bugün de bu yönde bir açıklama da yapıldı açıkçası. Aslında kulüpten yapılan açıklama tam o olayla gibi değil ama gibi değil, farklı bir olay. Ceko ile İsmail Hoca arasındaki diyalog yaşandı ama bu konuyla da muhtemelen yarın öbür gün bir açıklama yapılacaktır diye düşünüyorum. Neler yani oldu orada, ne oldu, sen ne öğrendin, ne biliyoruz gerçekten bu sosyal medyada okuduğumuz gibi mi? Şöyle zaten Fenerbahçe puan farkı açıldıktan sonra çok huzurlu bir ortamda değil Samandıra'da. Bunu bilmek için, bunu konuşmak veya bununla ilgili bir haber yapmak için alim olmaya da gerek yok, istihbaratçı olmaya da gerek yok. Bu zaten 2-2-4, moraller çok bozuldu. Haklı olarak da bozuldu moraller ama gelinen noktada öyle bir süreç oldu ki sanki millet birbirine tekme tokat girdi, masalar havada uçuştu, bardak fırlattı falan filan. Hoca ile problem yaşayan oyuncular var mı? Var. Ben bunu açık yüreklilikle söyleyeyim sana. Var. Hocanın konuşmadığı oyuncular da var. Yani o bağların koptuğu bazı oyuncular da var. Hepsi okey. Hepsi tamam. Hiçbirine bir şey demiyorum ama yok öbürüne bardak fırlattı, öbürü öbürüne yumruk attı. Galatasaray maçını izlerken o maçı nasıl izliyorsun dedi falan. O gole niye sevindin ya da o gol atışına niye? Ya Fenerbahçe'de oynayan bir oyuncu Galatasaray'ın golüne. Ya Galatasaray'da oynayan bir oyuncu Fenerbahçe'nin attığı gole tesis içinde ve takım arkadaşların içinde sevinir mi ya? Bu nasıl bir hayal gücü? İşte hayal gücü bizi buralara getiriyor ama sevgili Yaz, konuşmamıza neden oluyor biraz da bu işleri. Ya aslında konuşmadan üstünü kapatmak lazım ama o zaman da gizliyorsunuz diyorlar ama olmayan şeyi öyle gizlemiyoruz biz. Aynen öyle. Olsa ben söylerim bu arada, çekinmem. Olsa söylerim yani, doğru neyse onun yanında olmaya çalışırım elinden geldiğince. Ancak şu an için gelinen noktada açıkçası durum bu. Yani o sosyal medyada okuduğumuz gibi olmadı olaylar, öyle mi anlıyoruz? Yani daha üstüne ne söyleyeyim ki? Yani çünkü sosyal medyada biraz hikayeleştirilmiş. Ama yani hatta birazdan fazla. Birazın bir tık ötesinde işte hikayeleştirilmiş. Sosyal medyadaki hikayeleştirilmiş kısmı anlam kazanıyor. Yani normal senin anlattığın gibi anlatsan mesela, haber değeri yoktur bunun. Galatasaray'da böyle kavga çıksa yazardınız. Ben bu sene Galatasaray'da 3 tane kavga biliyorum tesiste çıkan, yazmadım. Mesela Fenerbahçe'de de biliyorum, Beşiktaş'ta da biliyorum. Ya bu tesis içinde idmanlarda çıkan kavgalar, soyunma odalarında çıkan kavgalar, bunlar kulüplerin yatak odaları. Kesinlikle. Burada konuşulan burada kalır. Sen yani ben 12-13 yıldır bu işi yapmaya çalışıyorum. Ve kavgalar, bu kavgalar takımın ne kadar daha dirençli olduğunu gösterir. Zaten kavga çıkmıyorsa bir problem var. Kazanma hırsını gösterir sevgili Yaz. Ama gelinen nokta öyle bir nokta ki o onu dövdü, bu bunu dövdü. Öbürü öbürünün lollipopunu çaldı. İşte Ahmet Mehmet'e su şişesi fırlattı. Yani o kadar net ve sert olayları çok basite indirgeniyor son dönemde. Yani inşallah bu tarz işlerle uğraşanlar, bu tarz haberler yapanlar karşılıklarını alıyorlardır ya. Yazık yani çünkü mesleğin bu noktaya gelmesi. Artık meslekle ilgili çok değil o iş ya. Sevgili Yaz, karşılık dedin ya. Karşılıkla ya, alakalı bir şey. Karşılıklarını buluyorlarsa kalkıp şey diyebilir sana. Ya ben böyle haberler yapıyorum ama karşılığında da şu kadar şey yapıyorum deyip sana bunu normalleştirebilir, legalleştirebilir. Ama boşa bu kadar yalan haber yapıyorlarsa o biraz mental zeka problemine giriyor. Yalan haberinde bir karşılığı var şu anda. Maalesef işte demek istediğim o. Doğruya insanları inandırmaya çalışıyorsun. Bundan 50 yıl önce mesela yalanı insanlara inandırmaya çalışıyordun diye tahmin ediyorum. Ben 50 yıl önce hayatta değildim ama etrafımızdan gördüğümüz annelerimizden, babalarımızdan, işte senin gibi abilerimizden, dostlarımızdan. Yani yalanın bu kadar sattığı bir dönem oldu mu çok emin değilim. Bugünkü dönemle kıyaslarsak ama gelinen noktada enteresan. Bugün gerçekten çok fazla acısı var ve sen genelde
her zaman doğruya insanları inandırmaya çalışıyorsun. Gözlerim içine baktın abi, bir şey mi söyleyeceksin? Yok, doğruya inandırmaya çalışıyorsun ama karşındaki ne kadar doğruya inançlı ya da ne kadar doğruyu benimseyebilecek şekilde, o da çok enteresan. Ne kadar doğruya, inanası var gibi değil mi? Abi? Emre aslında ne kadar inan, yani sen ne kadar inandırmaya çalışsan da o yine bildiği kadar ya da inanmak istediği kadar sana inanacaktır. Evet abi. Şimdi peki sen ne düşünüyorsun Emre? Şimdi bir bakış açı vardır muhakkak. Bir bakış açısıyla Türk futbolu, Türkiye Futbol Federasyonu, Sayın Mehmet Büyükekşi'nin gitmemek adına bütün tuşlara bastığını da düşünürsek bugün itibariyle, ki gitmeyecek gibi duruyor. Euro 2024'ü başkanlık yapmak istedi. Evet, hakkıdır, yapabilir. Ama kulüplerin ne bir isyanı var. Kulüplerin, kişilerin zarar gördüğü yönünde bu anlamda da biraz eleştirileri de var. Şimdi bu kadar eleştiriye kulak tıkamak nedir? Ne dersin bu konuda? Abi yani açıkçası çok da anlam veremediğimiz bir bağlılık var. Koltuğa mı diyelim artık, neye koltuk diyelim? Bilemedim. Çok da anlam veremediğimiz bir bağlılık olduğu için bu kadar skandalın üst üste yaşandığı bir dönemde koltukta bu kadar uzun süre kalmak da bir başarıdır. O konuda da kalmak istemek ayrı etmek, bir başarıdır aslında. Aynen, kalmak istemek de bambaşka bir başarıdır. O da kişisel bir başarıdır diyelim, karakteristik bir başarıdır. Ama bu işin bu şekilde devam etmesi bana çok da doğru gelmiyor açıkçası. Şimdi sevgili Emre, bakıyorum şu anda önümde puan cetveli var. Düşme hattı, şampiyonluk adına Fenerbahçe'nin her ne kadar Galatasaray'dan puansal anlamda geride olduğunu düşünsek de, yani bu dakikadan sonrası Süper Lig'de adeta yangın yeri. Kimin düşeceği, evet, kimin abi kalacak ki? İstanbulspor, Pendikspor, Hatayspor, Gaziantep Futbol Kulübü gibi takımlar o boyalı çizginin içinde. Tabii. Şimdi şöyle bakıyorum. Hakları yenildiğini iddia eden takımlar, haklarının saha içinde çalınan puanlar olduğunu iddia eden takımlar, bugün hala Türkiye Futbol Federasyonu başarılı bulduğu için hala destekliyorlar. Ya ben böyle bir çıkmazdayım. Bilmiyorum bu çıkmazın içinden nasıl çıkılacak, onu da bilmiyorum. Ya açıkçası. Tabii yani abi, bu açıkçası şey gibi işte, bu ne perhiz bu ne lahana turşusu dedikleri olay birazcık bu oluyor. Madem ki hakkınız yeniyor, o zaman neden düzene karşı ses çıkarılmıyor? Bu da büyük bir soru işareti açıkçası. Benim de çok anlam verebildiğim bir durum değil. Acaba demek düzene ki, ses çıkarırsan o sopa mı gösterilecek? O da olabilir. Veya belki de dışa karşı kendini gösterdiğin durumdan farklı olarak kişisel çıkarlar da burada devreye girmiş olabilir. Gelinen nokta, Türkiye Futbol Federasyonu başarılı mı? Kesinlikle değil. Şimdi bak, ben 97'de başladım Emre bu mesleğe. 2024. Hı hı. Bir sezonda ki biz sevgili Yağız'la bunu çok konuştuk. Ben bu sezon yaşadıklarımı bu kadar meslek hayatımın içinde farklı sezonlarda bile yaşamadım. Hakem dövülmesi, sağdan takımın çekilmesi, taraftarın sahaya girmesi, Türkiye Futbol Federasyonu aldığı kararlar. Süper Kupa faciası. Süper Kupa'nın zaten onu söylemeye bile dilim artık, biz sevgili Yağız'la onu konuşmayalım dedik. Abi artık bu konulara girmeyelim dedik. Ama bu konuları da merak edenler var sonuçta. Mesela oynatılamayan ve gelecek sezon nerede, hangi zaman oynatacağını bilmediğimiz bir tür Süper Kupa var. Belli değil. Süper Kupa aslında bu sene takvimlerde 3 kere farklı zamanlarda oynatılması beklenip de oynatılmayan bir organizasyon olduğu için, gerçekten bu seneki gibi bir Süper Kupa daha önce yaşandı mı bilmiyorum, ya da herhangi bir federasyonun düzenlediği uygulama, organizasyon bu şekilde bazı olmadı sanırım. Bazı nedenlerden dolayı sezon sonuna ya da devre arasında oynanan, yani sezon sonuna yakın oynanan Süper Kupalar var. Bazı ama bu kadar abi üst üste değil. Yani 3 kere bir soru işareti. Yani sezon başında oynanmadı, sonra bir organizasyon yapıldı, o olmadı, bir daha gibi sürekli. Bak sevgili bir Emre, oynatamayabilirsin, oynatamayabilirsin, oynanmayabilir. Bazı aksilikler olur, yine olmayabilir. Tabii, tabii. Ama bunun suçunu başkalarına yıkmak olmaz. Evet abi, doğru. Değil mi? Diyelim kısa bir reklam arası. Hadi de. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Yağız Sabuncuoğlu ve Yılmaz Dilim'le Şifre devam ediyor. Şifre kaldığı yerden devam ediyoruz. Sevgili Yağız Sabuncuoğlu ve Emre bugün misafirimiz, Sport Dijital'den genç kardeşimiz. Ona da tekrardan hoş geldin diyelim. Hoş buldum abi, teşekkür ederim. Federasyonla ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı? Benim yok. Vaktim çünkü çok yok. 6 dakika buradan, 24 de oradan, 30 dakikamız var. Federasyonu harcamak yani istemiyorum bu süreyi. Ama işte gidişat da şu sevgili Yağız. Sayın Mehmet Büyükekşi'nin istediği oluyor gibi gözüküyor şu anda.
her ne kadar Sayın Başkan Ali Koç cebimizde, ajandamızda duruyor dese de o imzalar, sanki gidişat biraz Sayın Mehmet Büyükekşi'nin istediği gibi. Yani zaten şu anki durum, ben takvimi de açtım. Bugün genel kurula gidilse diye artık 100 kere falan cümle kurdum herhalde. Bugün artık zaten 5 dakika sonra şey kapanıyor. Yani genel kurul için hani noter ışığında bugün vesaire. Bir açıklama olabilir mi? Ne gibi? Genel bir kulüpler birliğinden. Yani açıklama olur mu bilmiyorum ama perşembe günü toplantı yapılacak. Orada bütün kağıtlar, notlar gösterilecek. Yarın 1 Mayıs zaten tatil, biliyorsun. İkisinde direkt olarak başlansa bu iş. 2 Haziran'da genel kurul, 2 Temmuz'da da seçim. Şu an mevcut seçim tarihinin üzerine 16 gün öncesine kadar yapılabiliyor. 2 Mayıs'ta karar alındığı takdirde. Yani 16 gün içinde bilmiyorum artık. Çünkü eridi zaman. Evet. İlk denildiğinde yapılsaydı 1-1,5 senesi vardı. Ama diyalog ekibi kuruldu ya, o anlamda o diyalog ekibi de bu süreyi... Diyalog ekibiyle dalga geçer gibi 15 dakikada gönderdiler. İşte maalesef. Sanki bilerek yapıldı sevgili Yaz Bahşeyler. Mesela... Mayıslar bizim demiş ki... Aa, hoş gelmiş. Hoş gelmiş tekrar. Sosyal medyada o hikayeleşti dedi kısmımızın vardı ya, kavga kısmının. Serdar Aziz neden böyle bir paylaşım yaptı? Neden kadroya alınmadı demiş. Tamam, kavga ile alakası yok. Serdar Aziz'in başka problemleri var teknik heyetle. Klopp'un gözlüğü demiş ki, peki Bülent Uygun konu Galatasaray oluncaki üslubu hakkında ne düşünüyorsunuz? Basın toplantısındaki offside'ımsı göndermesi, offside'ımsıya göndermesi, Galatasaray Manay transferi sorusuna da Feriştay gelse, Kralı gelse alaması demiş. Üslup. Demek ki Bülent Hoca bazılarının anlayan dilden ya da bazılarının anlayacağı dilden bir üslupta bulunmuş ki, ben Bülent Hoca'yı çok severim. Bu mesleğe başlamadan önce de tanışıklığım vardı. Bülent Hoca'nın hatta bizim kendi ailesel konutumuza da geldiğini bilirim. O dönem abim de o işleri yapıyordu. O anlamda Bülent Hoca'nın nerede ne söyleyeceği, ki bir şey söylüyorsa doğrudur. Yani üslup eleştirecek noktada olduğumu düşünmüyorum. O yüzden geçebiliriz bu soruyu. Şimdi yani Klopp'un gözlüğüne şunu söylemek isterim. Ben de neden her Galatasaray maçı öncesi bir Anadolu takımındaki oyuncunun Galatasaray transferi söz konusu olur, sosyal medyada parlatılmaya çalışılır? Ben de bu soruyu sormak isterim açıkçası. Bilmiyorum ne der ya da cevaben bize ne yazar? Bunları söylediğimizde genelde yalan haberler diyorlar. Bunun resmi bir belgesine ulaşana kadar, resmi anlamda bir duyum ya da bir görüşme fotoğrafı olabilir, başka bir şey olabilir, edinene kadar yalan olduğunu düşünmek istiyorum. Çünkü etik bir durum değil bu. Manay haberinin çıktığı gün ben direkt Sivasspor yetkililerini aradım. Söz konusu bile değil dediler. Ama söylenen oradan, o söz konusu değil kısmının arkasındaki de ben tabii radyoda söyleyemem. Bu arada Manay konusunda zaten çok ciddi teklif alıyorlar. Çift taneli teklif alıyorlar. Evet. Yani o yüzden öyle kolay bir şey değil, transfer değil. Hele Süper Lig takımları için hiç değil. Onu söyleyeyim yani. Bakacağız diyeceğiz o zaman ona. Sevgili Yaz, ilerleyen günlerde göreceğiz sezon bitimine. Zaten her takım yavaş yavaş hem gelecek sezonu hedeflemeye, o yolda da transferlerini yapacaklar. Göreceğiz ilerleyen zamanlarda da. Derbiye gelelim. Gelelim derbiye. Gelelim mi? Gelelim. Ne dersin İsmail Hoca'nın Dzeko, ki özellikle bugün kulüpten yapılan açıklama, İsmail Hoca ile Dzeko arasında sorunlar oldu ve bu nedenle de 11'de olmadığı kısmı. Kulüp yalanladıysa ben kulüp yalanlamasının üstüne çok konuşmayı sevmem. Kulüp esas noktadır, çünkü resmi bir açıklama yapmışlar. Kulüp de kalkıp yalan açıklama yapacak değil. Hal böyle olunca da üstüne ekstra bir şey konuşmaya gerek var mı Yılmaz abi? Seni... lafı balla kesiyorlar ya, ben de seni balla kırıyorum. Ama kulüp demiş ki zorunlu açıklama. Öncelikle Beşiktaş... Mesela niye böyle bir açıklama yapıldı? Bence bunu konuşalım. Bugün günlerden ne? Salı. Salı. Maç ne zamandı? Cumartesi. Üstünden geçmiş 3 gün. Yarın takım akşam saatlerinde toplanacak. Birçoğu tatilde, yurt dışından dönenler var, gelenler var, gidenler var. Zaten mutsuz bir ortam var. Mesela bu açıklamayı yaptıktan sonra ben çok fazla yerde gördüm. Aralarında bir sorun olduğu doğrulandı bu açıklamayla diye. Yani. Ya buna gerek yok ki. Demiş ki öncelikle Beşiktaş derbisinde teknik direktörümüzün yapmış olduğu oyuncu tercihleri tamamen maça odaklı ve rakibin oyun yapısına yöneliktir demiş. Tamam. Olabilir. Ama bak sorun nerede biliyor musun sevgili Yaz? İsmail Hoca'nın maç öncesinde yaptığı açıklamada. İsmail Hoca oradaki açıklamayı bu şekilde, hani kadroda olmayan oyuncularla
ilgili veri soracağınız hiçbir soruya cevap vermeyeceğim dediği yerde bu ifadeleri kullanmamış olsaydı bugün Fenerbahçe kulübü bu açıklamayı da yapma gereği hissetmeyecekti. Hı hı. Ama işte İsmail Hoca bu orada biraz iletişimsel anlamda sezon başından beri aslında İsmail Hoca'nın biraz iletişimde sıkıntıları vardı. Gelinen noktada yani İsmail Hoca o gün bugün burada açıklayacağınız ifadeleri o gün orada açıklamış olsaydı bu konu kapanmış olurdu. Olayları çok kişiselleştirmemek lazım. İnsanların aklından geçen şeyleri aklından geçtiği şekilde basın toplantılarında metne sadık kalmadan söylemeleri lazım. Şimdi ben atıyorum bir sirk kurdum diyelim, bir şey yapayım diyelim. Orada yıldız bir akrobasi yapan birini akrobat transfer edeceğim. Geldim sana dedim ki gel abi biz burada çok büyük paralar kazanacağız. Medrano'yu geçeceğiz. Sen de benim ipte yürüyen akrobasi cambazım yapan ol diyeceksin. Cambazım ol. Sana da bu kadar para. %50 kar. Sen abi ilk gün düşersin ipten aşağı. Ha işte bir de şöyle var. Anladın mı? Yani, iki cambaz oynamaz. Ya o başka. Oraya girersek çıkamayız. Şu an ipte kaç tane cambaz var Fenerbahçe'de? İşte oraya geliyorum yani, ben de. Bir de ipi tutan var. Evet. Yani hani bir ipin sahibi var bir de üstünde bir oynayan cambaz var. Bir sallayanlar var düşmen için. Sevgili ya şimdi burada var. Bazı şeyleri konuşmuyoruz ama ben kendi adıma da söyleyeyim onu. İlerleyen günlerde muhakkak konuşacağız bunları ama bugün değil belki. Ama ilerleyen zamanlardaki ipin üzerindeki cambazları konuşmak isterim seninle. Konuşuruz. Tabii ki seve seve konuşurum. Ama dediğim gibi Allah yani bir akıl vermiş, fikir vermiş, zeka vermiş. Lütfen olmayanı oldurmaya çalışmayın. Olmayan bir yalan üzerine inanıp da insanlara neden bunu yapmıyorsunuz, neden bu minvalde konuşmuyorsunuz diye sormayın. Gerek yok. Yani çünkü yalanı doğruyla sen anlatmaya çalışsan bile zaten yalanın tesir gücü doğrudan hep öndedir. Çünkü yalan infial yaratır. Doğrunun tirajı düşüktür maalesef. Kesinlikle. Bu böyledir yani. Böyle gelmiş böyle gidiyor. Biz bunu değiştiremeyiz. Yalan yayılır. Doğru söyleyen doğru söylediğini insanlara anlatmaya çalışır. Ama maalesef. Yalanın yayılma hızıyla doğrunun yayılma hızı arasında bir gün 50-60 kat fark var. Tabii bir gün doğru yine doğru olduğu yerden. Ama ben hiçbir zaman görmedim mesela. Transfer döneminde beni yalanlayan yöneticiler oluyor. Başkanlar oluyor. Gidiyor muyuz reklam? Yarış dedi. Hadi. Batı yarışı bitirelim sonra devam edelim. Evet. Yağız Sabuncuoğlu ve Yılmaz Dirim'le Şifre devam ediyor. Şifre kaldığı yerden devam ediyor. Sevgili Yağız, çok soru var. Mayıslar bizim bir soru daha sormuş. Yağız abi demiş. Buyur abi. Bizim Süper Kupa ne zaman verilecek? Bilginiz var mı demiş. Galatasaray istemiyor hemen verilmesini. Ben tahminimi ve öngörümü birleştirip biraz da üstüne bilgi kırıntısı atayım. Galatasaray eğer Fenerbahçe maçına şampiyon çıkarsa veya puan avantajıyla çıkarsa, yani Fenerbahçe'nin o maçta şampiyon olma senaryosu dışında ki bütün senaryoları katıyorum, iki kupayı da o maçta kaldırmak istiyorlar. Hem Süper Lig hem de Süper Kupa. Yani Fenerbahçe'nin önünde kaldırmak istiyorlar. Bu talepte de bulundular. Birkaç kez Türkiye Futbol Federasyonu hatta talep gönderdi kendilerine hani hemen verelim diye, istemediler. Şu anda da işte motivasyon bozacağı gerekçesiyle Süper Kupayı kaldırmak istemiyorlar daha lig devam ettiği için. Süreç devam ediyor şu anda. Olası bir derbi öncesinde Galatasaray şampiyonluğu garantilerse iki kupa doğru da mı alınacak? Ya da iki kupa için? İstekleri o yönde. Galatasaray'ın mevcut isteği o yönde. Peki Fenerbahçe'ye sorar mı? Türkiye Futbol Federasyonu böyle bir seçeneği siz ne dersiniz diye. Fenerbahçe karışamaz ki buna. Yani sonuçta Galatasaray oraya şampiyon olarak çıkıyorsa Galatasaray ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında. Bence bir hakkı olmalı. Yani ama genelde bir süredir son haftaya gelmeden kupa kaldırma işlemini zaten izin vermiyor federasyon. Birkaç senedir diyebiliyorum. Yani o çözülür bir şekilde Emre'cim ya. Yani tabii, hani tabii. Gelinen yani. Noktada neler çözülmedi ki? Yani. Cihanhan demiş ki İsmail Yüksek sezonu kapattığı için kalan maçlarda kimi kesecek? İki Türk kuralı yüzünden Ciku Bekao mu bu? İkilisi bozulacak mı demiş. Bozulabilir. Ki bozulacak gibi de duruyor. Ama Ciku Bekao mu bozulur? Yoksa başka bir statik hamlelerin dışında daha böyle bir çok yönlü, farklı, bizleri şaşırtan bir hamle mi gelir İsmail Hoca'dan? Onu süreç gösterecek. Şu andan konuşmak yani suya yazı yazmakla eşdeğer. Çünkü takım son maçtan sonra toplanmadı. Yarın akşam toplanacaklar. Evet, 3 günlük bir izin. 3 günlük izin verdi hoca. Ondan sonra daha detaylı kadroya dair bilgi verebiliriz. Şu an sadece bir fikir edinebiliriz.
Peki böyle bir süreçte 3 günlük izin biraz fazla değil miydi? Ya pazartesi oynanacak maç. O yüzden bilmiyorum çok mudur az mıdır tartışılır ama dediğim gibi yani çok da şey değil. Emre sen ne dersin İsmail Yüksek'in olmadığı bir senaryoda? Sanki Mert Hakan hamlesi oraya daha okey gibi ama tabii hocanın bakışı ne olur bu konuda bilmiyorum. Ama taraftarın da beklentisi de aslında bir nebze çoğunluk olarak bu yönde. Ki Mert Hakan Yandaş'ta oynadığı maçlarda iyi de bir yükselen de bir grafiği vardı sakatlık sürecine kadar. Aynı o şekilde dönüş yapabilirse sanki en mantıklı hamle İsmail Yüksek yerine Mert Hakan Yandaş'ı monte ederek hem yerli kuralını kafada biraz daha rahatlatmak hem de performans olarak elindekinin maksimumunu almak gibi duruyor. Sevgili Emre, Fenerbahçe bu sezon en çok sakatlıklardan dert yanan takımların başında. Evet maalesef. Şimdi özellikle son maçta Beşiktaş derbisinde İsmail Yüksek'in sakatlanıp bu aslında tarafları ayırdı. İsmail Yüksek'in sakatlanıp belli bir süre sağ kenarında tedavisini yapıldıktan sonra tekrar oyuna sürülmesi burada kulüp doktorları biraz eleştirildi. Senin orada bir bakış açında eleştirilen tarafta mısın yoksa İsmail Yüksek'in tekrar sahaya girip sakatlanıp tekrar oyundan alınma tarafında mısın? Normal mi karşılıyorsun onu? Açıkçası ben abi bunu birkaç kere yaşadığında bir nebze normal karşılayabilirsin ama sezon boyu aynı şeyler sık sık tekrarlanınca ve artık göz göre göre bazı şeyler yapılmaya devam edildikçe çok da normal karşılamaya biliyorsun böyle durumları. Ben şu an normal karşılamıyorum açıkçası çünkü bir kere yaşandı, bir futbolcuda yaşandı, üstüne bir Cico'da tane daha. Cico'da yaşanıldı, Beka'da yaşanıldı, Fred'de yaşanıldı. Tabii. Hani süreçler bu sefer uzamaya başladı. Yaklaşık erken 50 küsür bir sakatlık yaşadı evet, Fenerbahçe. Evet. Ya düşünsene Fred. Peki ne oldu? Kuş taşa mı çarptı? Ben araya giriyorum üzülerek de. Tabii ki niye ya? Yani böyle sakatlık hani 50 tane sakatlık yaşadı geçmiş olsun mu diyeceğiz? Ya tabii sebeplerini ki, sonuçtan araştırmayacağız mı? Tabii ki değil. Ve ben şunu söyleyeyim size. Son dönemlerde böyle bir sosyal medya mimine dönüştü. Elimde satılık köprü var inananlara diye. Ben de şunu diyorum. İsmail Hoca'nın veya işte doktor üzerinden bu işi tek bir kişiye yıkmak adamcılıktır yani. Ben açık konuşayım sana. Yani bir kulüpte bir sakatlık varsa bunu sadece doktora yıkamazsın. Böyle bir yani şey yok. Oynadığınız antrenman temposu, taktiksel çalışmalarınız, kondisyon yüklemeniz. Bu iş antrenmandan başlar. Salon çalışmanız. Bu iş ekibin yeterliliğinden başlar. 2-2-4 yani bu kadar basit. Yanlış oyuncuların fikirlerini dinlemekle de. Oliveira kondisyon salonunda çalışma yaparken sakatlanmadı mı? Değil mi? Sergio Oliveira, Galatasaray. Evet, Galatasaray'da. Göğüs kafesinde bir sakat işte. Hepsi bir sebep ama tabii Fenerbahçe'de kulüp doktoru çok eleştirildi. Özellikle sakatlığının süresinin uzun sürmesi, sahaya geri dönüşlerinin uzun bir zaman alması, tedavilerdeki sorun bilmiyorum açıkçası. Abi o bir de bir önceki Beşiktaş döneminde de benzer bir süreçten geçtiği için. Aynı süreçler değil mi? Aynen. O yüzden de birazcık geçmişi geleceğine referans oluyor gibi oluyor birazcık taraftarın gözünde. Erdem Özkan, sevgili Yaz, Fenerbahçe'nin bugün kulüp tarafından yapılan açıklamasını sormuş. Zorunlu açıklama ne demektir demiş. Fenerbahçe sürekli ibareyi kullanıyor. Sadece açıklama başlığıyla kullanılan demeçlerde zorunlu olanlar arasında ne fark var? Hani kap duyurusu açıklansa zorunlu olabilir belki demiş. Ceko söylentilerine cevap vermek tercihtir demiş. Zorunluluk değil demiş. Ben sana söyleyeyim hemen bir haber yani. Dijital bir kanalda haber yapıldığı söyleniyor. Şeyle İsmail Hoca ile Ceko kavga etti diye ondan sebep yapıldığı itiraf ediliyor bu açıklamanın. Hı hı. Ben sana söyleyeyim yani o yapılmıştır sonra bir düşünülmüştür üstüne. Sonra birisi demiştir ya baskı altına almayalım İsmail Hoca'ya açıklama yapın boşa çıkaralım konuyu. Öyle mi? Tamam aramışlardır bir açıklama geçin bu da metin olsun açıklamayı yapmışlardır. Yani o kadar çok kurumsal şeyler bekleme abi. İsmail Yüksek'in transferi hakkında çok soru sorulmuş. Cihan'ın kesin transfer olacaktı sormuş. Ama şu an Fatih ne zaman Aydın, İsmail Karga hemen hemen aynı sorular. İsmail Yüksek'in transferi bu sakatlıktan dolayı ertelenir mi demiş. Ne zaman döneceğini bilmiyoruz. Şu an için 6 hafta, 4-6 hafta arası. 3 bilek bağından ikisi kopmuş vaziyette. Bak mesela doktor eleştireceksen burada eleştirebilirsin. Bilek bağı kopan adamı o kadar yoğun bir ödem var ki ayağında. Balon gibi.
E sen bu adamı oyuna sokup denettirip devam etmesi noktasında bir gir bak diyorsan. Ama orada MR mı çekmesi lazımdı diyorlar bu sefer de sevgili yazım. Biz de bunu aynı dille ben sana şey söyleyeyim mi? MR makinesi mi var sağ kenarında, MR'ını çekeyim de öğreneyim diyebilecek. Yani böyle denildi bir de. 3-4 ay oldu herhalde, ben biliyorsun kaldırımdan düştüm. Evet, ciddi bir sağ ayağım gitti. Evet. 20 gün falan da galiba şeyle gezdik, ayaklıkla gezdik. Bak sana yemin ediyorum. Bak yalan atıyorsam şuradan çıkmak nasip olmasın. Estağfurullah, olur mu? Beşiktaş'ın A takım kulüp doktoruna tedavi oldum. Buradan da çok selamlarımızı iletelim Kerem Hoca'ya. Acıbadem Spor Merkezi'ne gittim. Kerem Hoca'mıza selamlar. Bak yemin ediyorum, abartı yapıyorsam adam değilim. Bu kadar da net konuşuyorum sana. Gördü. Tarif ettim acımı. Sakatlığın tanısını yazdı. MR çektik, aynısı çıktı. Tabii, farklı bir bakış. Ya o yüzden hani şey yapmayın. Hani şimdi bağ kopmasını anlar. Tamam, o yoğun ödemde belki anlayamayabilir. Burada eleştir ama sen sezon boyunca sakatlıkların tamamında doktor eleştirirsen yanlış konuşmuş olursun. Bu sadece doktora bağlı bir durum değil. Burada teknik heyetin yetersizliğini sorgulamazsa Fenerbahçe daha çok bunun eksisini görür. Şimdi devam edebilir İsmail Hoca. Eksisini, acısını etti çeker. Diyelim. Evet. Etti diyelim, edecek devam. Edecek mi? O soruyu da sorayım hemen sana. Kalan zamanın yani içinde. Şu an ne olacağı belli değil. Ki bugün şunu duydum sevgili yaz. Şampiyon olsa da olmasa da Sayın Başkan yok, Ali Koç gitmez. Yola devam edeceği yönünde Fenerbahçe'de. Şampiyon olursa %100 İsmail Hoca ile devam edeceği, olmasa da %50-50'de kaldığını duydum. Ne dersin bilmiyorum. Ali Bey devam etmek istiyorsa İsmail Hoca da devam etmek isteyebilir. Pek tabii hakkı. Normal yani hani. Sonuçta çıkıp İsmail Hoca ben 89 puan yaptım, kalan 4 haftada atıyorum ortalama 3 galibiyet alsa, ben devam etmek istiyorum diye bir açıklama yapsa, neyini beğenmediniz performansımızın dese, kalkıp da bir şey diyebilir misin? Kimse bir şey diyemez. Tamam, bitti. Bitti. Bu kadar basit. Emre sen ne dersin? Devam etmeli mi? Etmeli İsmail mi? Özür dilerim Emre'den. Evet. Bir 30 saniye rica ediyorum. Etmeli mi sorusuna ben bu soruya cevap bile vermem. İşte. Yani ben de başka bir şey. Abi. Yani. Başka bir şey. Peki Beşiktaş diyeyim. Nuri Hoca haberi. Sevgili Yas, sen gerçekten önemli bir habere daha orada imza atmıştın. Oradaki gelişme nedir? Beşiktaş nasıl bir hocayla çalışacak gelecek sezon? Nuri Hoca liste başı. İşleri iyi gitmiyor çünkü şu anda. Tabii. Nuri Hoca liste başı. O gün haberi yaparken de bunu söyledim. Şenol Hoca ile Sergen Hoca ile ilgili belki ilerleyen dönemde gündeme gelebilirler ama şu an için öyle net sıcak bir görüşme ikisiyle de yok. Sportif direktör arayışındalar ki bugün zaten başkan TRT Spor'a açıklama yaptı Sayın Hasan Arat. Sevgili Mustafa Korkuz'a röportajı yaptı. Tebrik edelim onu da. Çok da güzel bir röportajdı. Ancak orada şöyle bir detay var. 7-8 sportif direktörle görüşüyoruz diyor. Ben mevcut futbol operasyonunda bazı isimlerin yetkilerinin alınmasını, hatta uzun vadede de yolların ayrılmasını bekliyorum. Ben o gün Nuri haberini yaptığımda aslında bu birazcık ayrışmadan, çatlak seslerden çıkmıştı. Şöyle denilmişti, Nuri Şahin'le ilgimiz bile yok. O gün Hasan Bey Nuri Hoca ile görüşmüştü. İlgimiz yok denildiğinde denilmesine rağmen Samet Hoca tarafından. Ben çok uzun ömürlü olduğunu düşünmüyorum Samet Hoca'nın Beşiktaş kariyerinin. Ben de öyle düşünüyorum. Yani ki, var bildiğimiz bir şeyler ama biraz daha olumlaş. O listenin içinde Sergen Hoca olma ihtimalini düşünürsek Samet Hoca'nın. Bu Samet Hoca'yı çok severim ama yaptığı o çürümüş açıklaması çok ciddi rahatsızlık yarattı takım içinde. Çok. Ya çok yanlış, talihsiz bir açıklama. Çürümüş olayı. İşte sportif direktör de geldikten sonra biraz daha işlerin rengi değişebilir. Belki akademiye geçebilir Samet Hoca. İçeride değişiklikler olabilir. Ama ben orta ve uzun vadede ayrılık olmasa da yetkilerinin çok kısıtlandırılmasını bekliyorum ki bazı noktalarda şu anda mesela sportif direktörle de teknik direktörle de Hasan Bey görüşüyor. Ve yönetim kurulu üyeleri görüşüyor. Aslında bu çok şeyin göstergesi. Bestek Hocaoğlu Antalya'dan iyi yayınlar dilerim demiş Şifre ekibi. Keyifli dinlemedeyiz. Sport Dijital'de Fenerbahçe maçı sonrasında yazı gözlerimizi aradı ama bulamadı. Antalya'dan selamlar demiş. Maçtaydık. İnşallah pazartesi geleceğim geri. Emre, son söylemek istediğin bir şey var mı? Abi
teşekkür ediyorum. İlk yayınımdı benim de. Suçum insan ettiysem estağfurullah olur mu? Ne demek? Güzel. Yılmaz abi muazzam bir adam. Teşekkür evet. ediyorum. Ben buraya Eskişehir'den de arkadaşlarımı getirdim. Benim Türkçe bilmeyen arkadaşlar bile yayın aldı. o yüzden. O tamamen sizle alakalı. Sizin o enerjinizle alakalı. İkinize de çok teşekkür ediyorum sevgili Yas. Ben de çok teşekkür ediyorum. Tam da kapatırken yine ekranda Arda Güler'i de gördüm. Kendisine buradan evet, selam Bayern olsun. Münih, Real Madrid mücadelesi bu akşam. 13-14 yaşından beri biliyorum kendisini. Şimdi Real Madrid oyuncusu 18-19'lar 20'ye gidiyor. Hala bayram kutlar. Hala yazdığına abim diye cevap. Ya inanılmaz bir karakter ya. Ya Real Madrid'e gittiğinde de bu kişilik karakter bozulmuyorsa buradan annesi Serap Hanım ve babası sevgili Ümit Güler'e de selamlarımızı iletelim. Gerçekten pırlanta gibi bir çocuk yetiştirmişler. Ne olursa olsun bozulmuyor. Helal olsun. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Senin de abi. Biz teşekkürler. Evet. Bugün de şifrenin sonuna geldik. Sözümüzün size ulaşmasında yardımcı olan Batıkan Kantarcı'ya, Emre'ye ve Yağız'a teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Yağız Sabuncuoğlu ve Yılmaz Dirim'le şifre sona erdi.